Assalamu alaikum, dünyanın her kaysi caylarda yaşavatkan hürmetli Şarkı Türkistanlar aziz yurttaşlarım. Yeni işlenişki başlayan Ümit Var Sefer televiziye programımızın Çanakkale Ruhi namlık hüccetlik filmini görüşünlerini kızgın karşılayınız. Ümit Var Sefer'imizge hoş geldinler. Osmaniye İmperiyası'nın ahırkı mezgillerde Engiliye, Fransiye, Rusya, İtalya ve Grisiye Katarlık Avrupa devletleri Osmaniye İmperiyası'nın bipiyan zeminlerine közlerini tikken idi. Her kıl yeni mikirler bilen İmperiya teritoriyası içindeki Müslüman dünyasını bölüp parçalaşkı başladı. 1914'de 6-28 günü Avrupa kıtasında Avusturya Vengriya İmparatorluğu'nun taht varisi Franz Ferdinand'ın Saraybosna'da suikastka uçurup ölüp gitişi bilen tanla Birinci Dünya Urusu başlanıp gitti. Çanakkale Boğazı Marmara Denizi'nden Ege Denizi'ni tutaştırıp durduğun birden bir mühim ötkeldir. Uzunluğu cemi 65 kilometre kildiğen bu boğaz Asya kıtası bilen Avrupa kıtasını mı ayırıp durmakta. Stratejilik noktasını elip etkanda kadimden beri intayin mühim ehmiyetkiyge bir su yoludur. Halkaralık atılışı bilen Dardanel Boğazı, 3 çoğun imperiyanın paytaxtı bolgan İstanbul bilen kuruqluq müsafisi cemi 312 kilometre çıkıdı. Orta Asya'dan çıkıp nurgun japa müşakkat ve küreşler neticesinde Selçuk devletini kurgan Kınık Türkleri kiyinki yıllarda Rim İmperiyası'nın zemini bolgan Anadolu'ya yani hazırkı Türkiye zeminine karap seperge çıktı. 1071 yılı Selçuk devletinin sultanı Alparslan Rim İmperiyası padişası Roman Diyojen'i Malazgirt cengide mağlup kılgandınken Anadolu'da öz hakimiyetini tesis kıldı. Selçuk devleti Mongollarının hıl mıhıl siyasi ve iktisadi besinleri neticesinde 1243 yılı yani Anadolu'da 172 yıl hüküm sürgenliğinin tarih sahnesinden çekindi. Osmanlı Beyliği olsa Delmuş'u Mongol hakimiyeti mezgillerinde Anadolu'da baş götürüp çıkan Türk beyliklerinden birisiydi. Tarihi kayıtlar Osman Bey ve ahalısının Orta Asya'daki Türk halkları terkibindeki Kayı namlı kabileye tabi ikenliğini görüştürdü. Kayı kabilesinin ismini ataklık Uygur alimi Mahmud Kaşgari Türkî Tiller Divanı namlı eserinde mi tılgı alan iken. Tarihçiler yine Osmaniye Beyliği'nin 1299 yılı Hazırkı Bilecik şehrinin Sögüt Nahisi etrafında kurulganlığını mı eniklap çıktı. 1453 yılı 5. ayının 29. günü Osmaniye Devleti'nin 7. padişası bolgan ve emdila 21 yaşı toşkan Sultan Mehmet Han Rim İmperiyası'nın paytaxtı Konstantinopolis'ni galibilik alda fetih kıldı. Mehmet Han bu fetihden keyin Fatih Sultan Mehmet deb atılışkı başladı. Fetih bilen birge Osmaniye Devleti dünyadaki en çok ve en küçük İmperiya Devleti buluş yolu kurup ilgirleşki başladı. 1520 yılı Osmaniye İmperiyası'nın tahtına çıkan 89. halife ve 10. padişası bolgan Kanuni Sultan Süleyman İmperiya teritoriyasını 15 milyon kvadrat kilometre çıkardı. Sultan Süleyman'dan keyin tahtına çıkan 26 padişah dünya ve devlet içinde yüz bergen hıl mıhıl siyasi, iktisadi ve herbi meselelerge duş gelip devlet künseri zeyiptişik karab yüzlendi. 1909 yılı 4. ayının 27. günü Mehmet Rişat, Osmaniye Devleti'nin 35. padişası ve 114. İslam halifesi bulup tahtı çıktı. Birinci Dünya Urusu Del Sultan Mehmet Rişat Han Seltanat tahtına çıkan mezgilde başlandı. 1918 yılı Sultan Mehmet Rişat'ın tuyuksuz vefat buluşundan keyinle inisi Sultan Vahdettin 36. padişah ve 115. İslam halifesi bulup tahtı çıktı. Birinci Dünya Urusu ahırlaşıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluş harpisi bolgan 1922 yılı 11. ayının 1. günü 36. ve ahırkı padişah bolgan Sultan Vahdettin tahtı düşürüldü. Şunun bilen bile 600 yıllık tarihi ige Osmaniye hakimiyeti mu ayaklaşkan boldu. Yıllık Osmaniye devletinin künseri acizleşip minvatkanını körgen garip elleri en ahırkı zerbini beriş için hel vakitten beri tayarlı kılıp durgan edi. Osmaniye Devleti 1. Dünya Urusu'dan burun Otur Şerik, Balkanlar ve Afrika kıtalardaki zeminlerinden ayrılıp kaldı.
Şunaşka Osmaniye, Gərb devletlerinin nezirde en adli bir hərbi ucumğa bərdaşlıq verilmeyedek derecede acizi şübhetken idi. 1914-cü ili 11-ci ayının 5-ci günü Angliya ve Fransiya Osmaniye devletine karşı uruş ilan kıldı. 1915-ci ili 1-ci ayının 13-cü günü Angliya Cenk Komiteti 2-ci aylarda Çanakkale'ni bombardıman kılıç kararını çıkardı. 1915-ci ili 2-ci ayının 19-cu günü bolsa, İngiliz ve Fransız İttifaktaş Armiyesi çok küçük ve eğir yenik bulup, cəmi 416 uruş parxotu bilen Çanakkale Boğazı'na besip geldi. Düşmanlar Boğazı'nın iki tərpidiki Osmaniye hərbi bazılarını katlıq bombardıman kılıçı başladı. 2-ci ayının 26-cı ve 27-cü günleri tekrar hareket götürken düşman armiyesi Qum Qal'a ve Sadulbahir Qal'a'lirge hücum kıldı. 3-cü ayının 3-cü günü Sadulbahir Qal'a'sige yakınlaşkan düşman parxotları sahil kısımlarına bomba yağdırışı başladı. 3-cü ayının 17-cü günü akşamı düşman deniz armiyesi komandanlık ştabı da ciddi bir yığın çağırıp Çanakkale Boğazı'daki Osmaniye istihkamlarını bütünle yok kılış arkadılla Marmara Denizi'ne ötüp İstanbul'a kirişte kararlaştırdı. 18-ci isla ettiğinde Boğazı'nı çarlaş üçün evetilgen Osmaniye uruş ayırpılarını düşman parxotlarının Çanakkale Boğazı'na karab hareketke ötkenliği doğruluk məlumat ilip geldi. Bu uçur bilen bile Çanakkale Boğazı'nın Rumeli ve Anadolu terapideki Osmaniye askeri gazarmalarının arka arkadan ezan avazları ve Allah Allah nidaları yanlaşkı başıldı. Zemberekçi kısımdaki Osmaniye askerleri düşman parxotlarına karşı tayarlıgan zemberek oklarını dualar bilen söyüp eğir yenik ve çok küçük kurallarını denizge kartı betlep düşmanın kelişini saklaşkı başıldı. İttifaktaş Deniz Armiyesi saat 10'da dünyanın en küçük 16 uruş parxotu bilen Çanakkale Boğazı'na yetip geldi. Osmaniye istihkamlarını zor kölemde bombardıman kılışı başladı. Saat 12'de düşman parxotları Osmaniye zemberekliğinin nişan noktasına yakınlaştı. İngilizlerinin en yeni teknikilik üskünleri bilen yasılıp çıkan zamanıvi 4 adet uruş parxotu arka arkadan zerbiyep bazıları deniz astığa çöküşü başladı. Çünkü keyin saat 16'dan 20 minut ötkende Rumeli istikametine etilgan zemberek oku dünyanın en küçük uruş parxotlarından biri bolgan Ocean'ı berip tegdi. Aslında Rumeli istikametindeki bütün cançılar şehit bolgan idi. Özü yalguz kalgan Seyit Onbaşı 276 kiloluk zemberek okunu yalguz yudup zemberek keselip boğuzdun ütüp kete vatkan Ocean namlık parxotunu nişan alıp attı. Ok udul berip parxotu tegdi. Zamanının en yukarı teknikilik uruş parxotu eğir zähmiyep denizge çöküşü başladı. Çanakkale deniz uruşunda Osmaniye armiyesi gelbe kılgan idi. İttifaktaş armiyesi 3. ayının 18. günündeki eğir məğlubiyetindeki Gelibolu 20 aralığını nəq 8 yarım ay cehennemge aylandırdığan kayturma zərbi hərkiti üçün təyərlik kılışı başladı. Düşmanın bu kıdımki planı əskerlerini parxotlar bilen elip gelip kuruqluğu çıkarıp hücum götüşedi. Osmaniye devletinin başkomandanlık merkezi Çanakkale'ni düşmanın kuruqluğundan kildiğen hücumuna karşı koğdaş üçün 5. armiyanı kurup çıktı. 5. armiyanın komandanlık vazifesi bolsa Osmaniye devleti bilen itibaktaş bolgan Germaniya İmperiyası'nın generali Limon von Sandreske tapşırıldı. İngiliz ve Fransız hükümeti kuruqluq hareketi üçün Angliya ve Mısır'dan, Avustralya, Yeni Zelandiya ve Hindistanlık cemi 75 bin kişilik bir koşunlu 84 adet çok parxot bilen Çanakkale'ye karab yolu saldı. İttifaktaşlar keyinki günlerde yani başka bekin devletlerden 10 tümen askerini Çanakkale'ye evetiş kararı aldı. Osmaniye devletinin düşman askerlerine takatkan Hindiçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca tillerde baskan teslim bol çakırık verikidin Müslüman Türklerine karşı kaysi devlet ve milletlerinin birleşkinini görev alayımız. Bana hazır şu dekindi devletlerinin kegen yallanma askerlerininki hatırı münarı durvatımız. Müşahidik örgün bütün isimler şu vakitte Muş'u Çanakkale'ye gelip uruşta ölüp gitken yallanma askerlerinin isimlikleri. İngiliz armiyesi 4. ayının 25. günü uruş parxotlarından etilip atkan zemberek okları bilen bilinle Sadulbahir Qal'a'sige hücum kıldı ve eğir ziyanı uçurdu. Düşmanlar 4. ayının 28. günü 17.500 kişilik koşuğunu bilen aranla 8.000 askeri bolgan bir Osmaniye polikiga karşı hücum kozgudu.
5. ayının 11. günü Arıburnu Uruş Meydanı'na gelgen Başkomandan Vekili General Enver Paşa, Türk Armiyesi'ne düşmenge karşı umumyüzlük hücumu ötüş buyruğunu verdi. Bu kıtımkı uruşta Türk Armiyesi'nin 3800 cançı şehit bulup, cemi 10.000 asker yaralanan idi. 5. ayının 24. günü her iki taraf can meydanındaki şehit ve cesetlerine defne kılış için uruşunu vaktince toktuş hakkında gelişim hasıl kıldı. Meyit depne işlerinden keyin cang üzüksüz devam kılıp geldi. 8. ayının 6. günü Cenab-ı Grup Komandanı Vehbi Paşa düşman korşağını bösüp çıkıp 4. ve 8. tümellerini Şimali Cang Meydanı'na galiblik halde yetkep geldi. 6. ayının 28. ve 29. günleri ve 7. aylarda Seddülbahir ve Arıburnu'daki tokunuşlar azırak bozumu pesiyip kaldı. Düşman komandanları yeni hücum planı tüzüp çıkıp 8. ayının 6. 7. ve 8. günleri İngiliz ve Yeni Zelandiyalık askerler bilen bile Anafartalar ve Jongbayır rayonundaki Türk armiyesine karşı kent kürenlik hücumu ötti. 8. ayının 9. günü seherde İngilizler Nepallı Gurkha askerlerine ışık sedişki başladı. 8. ayının 10. günü Anafartalar Grup Kumandanı Patpalkovnik Mustafa Kemal saat 4:20'de askerlerinin miltiklerine neyzlerini takıp hücumu ötüş buyruğunu verdi. Türk askerleri Avustralya ve Hindu askerlerinin kolundan muhim rayonlarını kaydırıp aldı. 8. ayının 15. ve 16. günleri İngiliz askerleri yenilip çekilişki mecbur oldu. 8. ayının 21. günü Anafartalar rayonunu kolgu sürüş için 30.000 kişilik koşun bilen gelgen İngilizler Osmaniye armiyesine karşı galip girilmek ağır derecede mağlubiyetki uçurdu. 8. ayının 27. günü Bomba Tepe degen cayda yeni katlık dokunuş oldu. Anafartalar rayonu da uruş nek bir aydın uçuk devam kıldı. İngiliz ve Fransızlarının bekindi ve yallanma koşunları bilen birle teşkilligen gayet zor itibaktaş armiyesi mağlup bolgan idi. 1915 yılı 10. ayda Gelibolu 20 aralığı gelgen General Monroe kalgan herbi kısımının çekinişi için bir dokulat yazıp İngiliz hükümeti yolladı. İngiliz ve Fransız devletleri tarafından teşkillenen itibaktaş koşundaki umumi esker sahanı 289.000 idi. Osmaniye armiyesinin vatanını kogdaş vezibisinde ada kıldıkalların sahanı olsa çok küçük bulup 5500 herbi emeldar 310.000 cengçi. Türk armiyesinin cengçi sahanı düşman armiyesiyle seliştirgenimizde cemi 173.500 kişi az idi. İtibaktaş armiyenin çok küçük bulup cemi 216 parkotte Çanakkale Boğazı'na yetip geldi. Lekin dünyanın en zamanevi kurallarına ilgi bulunan İtibaktaş armiye hem denizde hem kurutlukta Türk armiyesiyle eğir mağlup bulunan idi. İngilizler 12. yanı 20. ve 21. gündürü Anafartalar Arıburnu Uruş Meydanları'nda taşlar çıkıp gitti. 1916 yılı 1. ayının 8. ve 9. gündürü keçisi olsa Seddülbahir ve etrafını boşluk çıkıp gitti. Çanakkale Cengi'de Osmaniye armisinin cemi 76.000 kişi şehit oldu. Şehit bulgan yukup ketken ve yardarlarını hesapladığımızda cemi 250.000 asker armiye tizimliğinden uçurulgen oldu. Çanakkale Cengi bana bu yıl nek 107 yıl oldu. 107 yıldan keyinki bu günlerde Türk halkının Çanakkale Cengi'de hasıl bulgan Çanakkale'ye oyul doğurduk. Hazırgıça dualarla yad edilip kilovatkan şehit ve gazdır için kandak hissiyatlı ikerliğini de sonra bakaydı. Kani. Çanakkale ruhi milli ve manevi kıymet karşımız bilen yoğurulgan ruhunun ismidir. Onunla evlatlarını bekhtiyar kılıç arzusu mücessemleşken. Onunla özünü beğişlaş ve can pidalık ruhi vardır. Onunla cennetki yetiş arzusu vardır. Onunla şehitlerinin hür vatan toprağında huzur içinde yetiş arzusu vardır. Onunla vatan dep atalgan toprağımızda cevlan kılıp durgan bayrağımız aslında erkin yaşaş ruhu vardır. Çanakkale ruhi Türk halkını mengü hür ve müstakil kılış için varlıkını pida kılalaydıgan ruhunun ismidir. Ben sizlerimi anlığandak Türk halkı muşuna kahramanlarca, pidakarana ve erkinlik ruhu bilen yetiştirilmekte. Çanakkale'de, keyinki azatlık uruşuda ve hazırgıça devam kılıp atkan vatanını kogdaş cenglerde hayatını beğişleyen yüz binlerce şehit ve gazi keyinki evlatlarına müstakil ve hür bir vatan miras koyup gidişini gay kılgan idi. Şunun için 107 yıldın keyinki bu günlerde bizler mi şu şehitlerinin kan ter bedeli gelgen müstakil ve küçük bir Türkiye Cumhuriyeti gelip yaşavadınız. Allah şu şehitlerden razı olsun. Bizler mi Çanakkale ruhiden ügünüp keyinki evlatlarımızga müstakil bir vatan miras koyup gitmeliyiz mi?
bu bütün Şarkı Türkistan halkının nihayeti çoğunluğu oyunluşu tekiştik intayın mühim bir meseledir. Uygur milletinin tekrar kat götürüp çıkalışı için dini ve penni sahalardaki ziyaliler, karhana ve ticaretçiler, sanat ve hünervenler, okuvçular hem de mühim bolgunu ata anlarının özüge tekiştik vazifesini toluk ve layıkıda orunluğandılar. Bu uluğvar gayege yeterliydiğimizde işençimiz kamıldır. Hani hemimiz bu uluğvar gayi için evvel özümüzden başlayıp yeni mi itibaklaşıp birlikte küş çıkarayla. Ümit var sefer televizyon programımızın Çanakkale Ruhi bölümü Muşnum'la ayaklaştı. İnşallah programımızın gelecek kısmı da tekrar didar görüşüş ümidi bilen hazırça Allah'a emanet bulunla. Mustakıllık hiyal emez, ümit var bulaylı. Hayır hoş.